İyi günler sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız değerli izleyiciler. Gündemi aktaralım. Birazdan piyasalara da bakacağız ve üzerine konuşacağız. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Önce bunun ayrıntılarına bakalım. Ekonomi yönetiminin hazırladığı taslak görüşü açıldı. Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor. Reklam gelirleri. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yeni vergi taslağına ilişkin açıklama yaptı. 2020'nin Nisan başında vergi müessesesinin yürürlüğe gireceğini belirten Muş, gelir vergisi üst dilimini %35'ten %40'a çıkarmayı teklif ediyoruz dedi. 500 bin Türk lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz açıklamasını yapan Muş, değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz değerlendirmesinde bulundu. Futbolcuların gelir vergisinin de %20'ye çıkarılacağını belirtti. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi açıklamasını yaptı. Muş teklif bunu amaçlamaktadır dedi. Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye yine büyük bir başarı hikayesi yazdı sayın seyirciler. Sıralamada 10 basamak birden yükseldi. Ekonomik saldırılar ve manipülasyonlara rağmen Türkiye ekonomisi yine büyük bir başarıya imza attı. Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak birden yükseldi. Böylece 33. sırada yer aldı. Türkiye Ekim 2016'da yayınlanan endekste ise 69. sıradaydı. Geçen yılda 17 basamak yükselerek 43. sıraya çıkmıştı. Türkiye'nin 76.8 puan aldığı listede Fransa ise aynı puanla 32. oldu. Türkiye bu yıl İsviçre, Hollanda, Portekiz gibi ekonomileri de geride bıraktı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin başarısına vurgu yaptı. Öncelikle hedefin ilk 20 olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise reformlarımızı sürdüreceğiz mesajını paylaştı. İş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız ifadesini kullandı. İş yapma kolaylığı endeksi 2020 listesinin ilk iki sırasında 2019'da olduğu gibi Yeni Zelanda ve Singapur yer aldı. 2019 yılında 3. sırada bulunan Danimarka bu yıl yerini Hong Kong'a kaptırdı. Bu dönemde ilk 10'a yeni giren tek ülke de İsveç oldu. Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan Global Kapital'den Türkiye'ye anlamlı bir ödül geldi. Kuruluş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Global Kapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç yönetimi birimini yılın kamu borcu yönetim ofisi seçti. Ödülün veriliş nedeniyle ilgili yapılan açıklamada, bakanlığın uluslararası tahvil ve Eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimin başarısına dikkat çekildi. Uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda yatırımcı refleksinin en iyi şekilde analiz edildiği vurgulandı. Borçlanma süreçlerini de en başarılı yöneten birim olarak açıklandı. Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde bu ödülün büyük önem taşıdığını vurguladı. Albayrak bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken diğer taraftan en doğru zamanda en doğru enstrümanlarla borçlandık değerlendirmesinde bulundu. En doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık açıklamasını yaptı.
Ve piyasalar, sayın seyirciler, piyasalarda gözler bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında. Merkez piyasaların merakla beklediği faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Beklenti Merkez Bankası'nın faizlerde bir indirime daha gideceği yönünde. Küresel tarafa baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Bu toplantı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin de son toplantısı olması nedeniyle önemli. Bu son toplantıda Draghi'nin piyasalara vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Faizlerde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Kritik faiz kararı öncesi, daha doğrusu kararları öncesi piyasalarda son duruma bakacak olursak değerli izleyiciler. Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yeniden 100 bin seviyesinin olduğunu görüyoruz. Ve an itibariyle baktığımızda 100.911 seviyesinden işlem gördüğünü aktaralım. Ve kurlar tarafına baktığımızda ise bir gerileme söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandırdı dolar ve şu saat itibariyle 5.74'ten işlem görüyor. Avro'ya baktığımızda da 6.40'tan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Ve altın cephesine bakıyoruz. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatının da şu saat itibariyle baktığımızda 275 liradan işlem gördüğünü söyleyelim. Çeyrek altına bakıyoruz. 450 lira 41 kuruştan satılıyor çeyrek altında. Ve petrol cephesine bakıyoruz. Petrolün 58-60 dolar bandındaki hareketini sürdüğünü söylemek gerekiyor. Şu anda şu saat itibariyle 60.88 dolar seviyesinden işlem görüyor sayın seyirciler. Ve faizleri de aktaralım son olarak. Tahvil %13.6, repo %23.48. Ve piyasaları böylelikle bitiriyoruz sayın seyirciler. Az önce söylediğimiz gibi Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararını ve öne çıkan başlıkları ekonomist Sayın Mustafa Aşkın'la konuşacağız. Sayın Aşkın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Şimdi Sayın Aşkın, Merkez Bankası'nın az önce de söyledim ama faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Dün özellikle, daha doğrusu dün Amerika'nın yaptırımları kaldırma kararında merkezin elini daha fazla rahatlattığı gündemde, bu şekilde konuşuluyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte de faiz indirimi için daha geniş bir alan oluştuğu söyleniyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz, ne dersiniz? Ve tabii sizin öngörünüz nedir? Bu çerçevede beklentiniz faizlerde kaç puanlık bir indirime gidileceği yönünde? Esasında malumunuz, ekonomik olarak geçtiğimiz seneye oranla oldukça başarılı bir performans var. Enflasyonda, işte ticaret açığı veya cari açığa baktığımızda. Ama işte son 10-15 gündür haklı olarak bir Suriye operasyonu söz konusu oldu. Bu da ister istemez jeopolitik risklerin varlık fiyatlarını etkilemesine neden oldu. Ama tabii bu etki de yine geçmiş oranla son derece sınırlıydı. Şimdi bu etkinin de iki tane başarılı anlaşmayla ortadan kalkması sonucunda Merkez Bankası'nın para politikasının etkin olarak kullanabilme silahı daha da olası haline geldi. Sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere. Bu bağlamda Merkez Bankası bugün saat 2'de faiz ve buna bağlı enflasyonla ilgili yorumlarını da açıklayacak. Piyasa daha önce bu harekat olurken 100 puanlar civarında, 100 bas puanlar civarında faiz indirimi beklerken, şimdi 150-200 bas puan aralığına ermiş durumda, çıkmış durumda. Benim de kişisel kanaatim 200 bas puana yakın bir faiz indiriminin söz konusu olacağı. Bunun için Merkez Bankası'nın elinde marj da var çünkü. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi 16-50 politika faizimiz var Merkez Bankası'nda. Yıl sonu enflasyona bakıyoruz, işte 12,5'lar civarında piyasa beklentisi var. Gösterge tahviline bakıyorsunuz, 13 küsurlarda. Dolayısıyla yukarıda kalmış bir Merkez Bankası politika faizi var. Tabii bir anda 16.50'den 13'lere veya 12'lere getireceği buradan çıkarılmamalı. Merkez Bankası da kademeyle piyasanın da genel gidişatını test etmek isteyecektir. Bir de bir parça reel faiz vermek adına daha muhtedil davranıp 150-200 bas puan arasında bir faiz indirimi yapıp gelişmelere göre de yıl sonuna kadar bir sonraki toplantıda da muhtemelen biraz daha faiz indirimi yaparak yılı tamamlamış olacak. Yani bu yılı muhtemeldir ki 13-13.50 civarı veya bir parça daha yukarısında bir faizle, resmi politika faiziyle tamamlayabiliriz. Peki Sayın Aşkın, kararın piyasaların üzerindeki etkileri ilişkini biraz konuşmak lazım. Nasıl görürüz? Esasında baktığınızda işte geçen hafta olsaydı farklı, bu hafta olsaydı farklı. Şu anda 200 bas puan kadar indirimi piyasa fiyatlamış durumda. Yani
kur anlamında da ondan sonra faiz anlamında da borsa anlamında da bu fiyatların içine dahil edilmiş durumda. Bunun altında veya üstünde olması durumu ise biraz daha beklenmeyen bir durum. Atıyorum 100 bas puanın altında faiz indirimi olacağı ortaya çıkarsa tabii TL değerlenir ama kimse beklemiyor bunu. Öte yandan bir anda da 300 bas puan faiz indirimini de kimse hedeflemiyor veya beklemiyor. Eğer böyle şeyler olursa, beklentilerin üstünde ciddi sapmalar olursa buna göre bir fiyatlama olacaktır. Ama dediğim gibi 150-200 bas puan arası zaten fiyatların içinde. Önemli bir hedefimiz var 2020'de çünkü bizim. Biraz daha büyümeye öncelik vereceğiz. Büyümeye öncelik verirken de faizlerin düşürülmüş olması normal karşılanmalı. Zaten dünyada da büyüme sorunları var. Dolayısıyla merkez bankalarının bu tip biraz daha ellerini yumuşattıkları, gevşettikleri politikaları da hem dünyada izliyoruz hem Türkiye'de. Dolayısıyla bu marjlar içine dalgalandıkça piyasanın herhangi bir tepki vermesini beklemiyorum. Evet, 150-200 bas puanlık öngörünüzü tekrar hatırlatalım. Şimdi merkez bankaları dedik, tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da şüphesiz önemli. Değişiklik de beklenmiyor ama şimdi Draghi'nin son toplantısı olması önemiyle, sebebiyle gözler bu toplantıda dikkat çekiyor. Nasıl mesajlar verir Draghi? Draghi çok zor bir dönemde ama Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptı. Öncelikle 2008 krizinden sonra Fed'in yaptığı parasal gevşemeyi çok zor yapabildiler. Geç yaptıkları için de etkisi çok az oldu. Para politikası ilginç bir ilaç türü. Zamanında vermezseniz etkisi ya çok az oluyor, daha sonra da çok yüklenmeniz gerekiyor. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, resesyonu andıran işaretler var. Bu Almanya'da dahi böyle. Dolayısıyla genişlemeci bir politikayı tekrar başlattılar. Hatta yine varlık alımlarına doğru yöneldiklerini açıkladılar. Draghi muhtemeldir ki bu kriz ve kriz sürecince yaptıklarıyla ilgili bir bilanço çıkaracaktır toplantıda. Ve Lagarde'a biraz daha gevşemeci bir politika bırakarak gidecek. Lagarde zaten IMF başkanıyken de bu tip gevşemeci politikaları savunan bir kişiydi. Muhtemeldir ki Draghi'nin bıraktığı yerde Avrupa Birliği'ni biraz daha genişletmek adına varlık alımlarına önem verecekler ve kredi aktarım mekanizmalarının, bankalar için kredileri aktarma mekanizmalarını kolaylaştırmaya çalışacaklar. Avrupa'nın durumu biraz daha kaotik bir vaziyette. Hem siyasi anlamda Brexit etkisi var hem de Almanya ve Hollanda, Fransa gibi ülkelerin de büyümeyle ilgili sorunlarının ortaya çıkmış olması Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor. Sayın Aşkın, şimdi piyasalara bakıyoruz yine bir yandan. Borsa yeniden 100 bin seviyesinin üzerinde. Kalıcılık sağlar mı? Ne dersiniz piyasalara ilişkin, özellikle Borsa İstanbul'a? Önümüzdeki günlerde ne olur seyri? Esasında baktığınızda borsa işte geçtiğimiz haftaki riskin artışını algılaması nedeniyle sert bir düşüş yaptı. Şimdi onun düzeltmesini yapıyor. İşte 95 bin lira kadar gelmişti. 100 binin üzerinde tutunur ve kalıcı olursa esasında bu seviyeler normal seviyeler baktığımızda. Belki bir 102 bine kadar çıkması muhtemel. Tabii hem ekonomik hem de yurt içi ve yurt dışı gelişmelere bağlı olmak kaydıyla. Ama baktığımızda kısa vadede borsamızın bandının 99-103 arası olduğu görülüyor. Gelecek haberler ve bilançolara bağlı olarak tabii buna bağlı ufak tefek dalgalanmalar olacaktır. Bir de şu unutulmaması gerekiyor. Kasım ayının ikinci arasından itibaren özellikle yurt dışı fonların yavaş yavaş pozisyon değiştirdikleri, açtık kapattıkları dönemdir. Dünyada her şey sakin bile olsa bu dönemde borsalarda genellikle hareketler olabilir, olumlu veya olumsuz. Bunu da yatırımcılarımızın takip etmesinde fayda var. Ekonomist Mustafa Aşkın, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Hem gündeme, teşekkür ederim. Hem piyasalara ilişkin sağolunuz. Peki yine gündemden bir gelişmeyle devam edelim sayın seyirciler. TÜİK 2018 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Ciroda ise ticaret sektörüyle ilk sırayı aldı. Geçici sonuçlara göre 2018 yılında faal olan girişimlerin %43.5'i hizmet sektöründe, %36.1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %37.5'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %27.5 oldu. Ciro paylarına bakıldığında ise ticaret sektörü ciroda %43.2'lik payla ilk sırada yer aldı.
Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,7, sanayi sektörünün ciro payı da %33 oldu. Bu haberle kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.